Sence Galatasaray forvet alacak mı? Sen inanıyor musun? Aksini düşünmek bile istemiyorum. Ya bir de yani, Eren de gönderildikten sonra mutlaka alınacaktır. Alınacak. Yani Galatasaraylar müşteri olsun ama işte yani, beklenilen isim, yani illa fiziken birisi gelecek. %100. Evet. Gelecek. Ama yani hani şimdi iyi ihtimal Alan Carvalho gibi gözüküyor ki iyi bir futbolcu. Ama diğer taraftan TT bir soru işareti. Yani Galatasaraylıları tatmin eder mi? Bir taraftan lig başlayacak ama. Zaten hani şey, gelen de önemli. Yani yapılacak tabii ki. Var. Yani forvette Sinan Gümüş, o niye kurum tabii olacak? Şu anda Mudat mı? Eskişehir maçında Mudat da başladı. Yani Sinan da olabilir tabii. Evet, Sinan da toparlanmış. Aslında bayağı alternatifi varmış Galatasaray'ın forvette. Alternatif de hani derler yani. Ya Ali Naci ile Hürriyet gazetesinden yayın yaptık. Dijital yayınımızı Galatasaray'ın Antalya kampından. Forvet üzerine konuşuyoruz. Övünç dedi, şu anda Galatasaray yönetimi üzerinden, Galatasaray yönetiminin gözüyle bakarsak duruma, Galatasaray'ın 6 forveti var dedi. Böyle bir cümle kurdu tabii. Artık o biraz daha yakın Galatasaray'ın dengelerine. Yani bakarsanız o bakış açısıyla böyle bir durum da ortaya çıkıyormuş. İşte o Sinan, biraz bahsettiğim şeyi söylemek için. Onyekuru, Sinan, Rodri, Feguli. Onda da forvet sayıyorlardır onlar. Tabii o isim üzerine söylemedi ama 6 forveti var dedi. 6.'yı kim yaparız? 4'teyiz daha ya. Bir daha sayıyorum. Sinan, Onyekuru, Muğdat, Feguli. Belhanda'yı falan saymıyorlar herhalde yani. Yok, Belhanda değildir. Belhanda kendisi de dedi. Ben Emre Akbaba daha dönmedi. Evet, Emre Akbaba'yı zaten onu da sayamayız. Neyse, 4 olsun. Ali Alt yine 4'ü hatırlasın. Ha, Donku falan ileriye gönderdi diye Antalya maçında. Ha, belki forvet. Bilmiyorum, onu da mı sayıyorlar acaba? Donk'ta mı forvet gözüküyor? Altıyı nasıl bulmuşlar ya? Hakikaten çok merak ettim. Yunus'la Atalay'ı da sayıyorlar demiş. Ne? Dışarıdan biri. Vallahi olabilir. Ha, olabilir. Olabilir, olabilir. İyi o zaman. Dışarıdan biri. Bence bir iki kişiyi daha satsın o zaman Galatasaray ön taraftan. Aynı pozisyonda 6 oyuncu var diye. Yeni bir sistem bulur belki Fatih derim o zaman. Olabilir. Mesela orta sahaya geçmeden kazanabilmek falan. Ceza sahasına girmeden şampiyon olmak. Galatasaray'ın antrenmanları sadece şut. Şut değil mi? Herkes uzaktan. Ceza sahasından şut çekiyor. Alan Carvalho ne zaman geliyor bilmiyoruz. Gelecek mi gelmeyecek mi o da belli değil. Ama onu Galatasaray'da kamptan izlenim olarak, yansıma olarak söyleyeyim, bitti gözüyle bakıyorlar. Transfer tamamlandı. Sadece Çin kulübüyle bazı bir, affedersiniz, belirli bir sürecin dolması, o periyodun tamamlanması bekleniyor. Yani Galatasaray'dan bakış o. Yönetimden değil ama. Anladım. Nereden? Galatasaray'ın... basın güruhu ve gazeteci güruhu tarafından. Güruh demezsek yalnız. Affedersiniz. Güruh çünkü niteliksiz şey. Evet. Evet. Yanlış kullandım. Herkesin bütün Galatasaray muhabirleri şu anda topluluğu öfkeyle. Tamam. Genel olarak beklenti bu yönde diyorsun. Belhanda satıldı mı? Şu an itibariyle yok ama El-İttihad'ın şeyi teklifi ilgisi ciddi. 7-8 milyon euro seviyeleri. Yalnız orada şöyle bir durum var. Şimdi hani çelişmiyorum bir şeyle asla. Baştan onu söyleyeyim. Belhanda geldiğinden bu yana Galatasaray'ı taşıyan bir performans ortaya koymadı. Beklenti biraz öyleydi. Gerçi ben hani geldiği anda da böyle bir şey beklemiyordum da genel olarak kamuoyundaki beklenti buydu. Ama şimdi eğer tam devre arasında Belhanda satılırsa bilmiyorum alternatifi var mı Galatasaray'ın. Galatasaray'ın orta sahası ciddi anlamda zayıflar Belhanda giderse. Evet. Şimdi düşünün. Hesap yapalım. Şimdi Galatasaray'ın ideal 11'i kim? Orta sahada üçlü oynuyor. 1-6-2-8 oynuyor ya. Tamam. Fernando, Ndiaye, Belhanda. Doğru mu? Evet. Belhanda'yı ona mı koyuyorsunuz? Çok sinirleniyor ona. 10 değil. 8. 1-6-2-8. Anladım. Ya, senin o röportajda çok açıklayıcı olmuş o. İç oyuncu. Ve ona bayağı sinirlenmiş aslında. Evet, yani çünkü onunla ilgili rahatsızlığı vardı sanırım. Evet, öyle bir soru bekliyordu galiba. Sorduğun sorulara en böyle sert cevap verdi. Yani sana karşı sert değil ama. Yok yok, bana karşı niye sert olsun ya? Sen zaten neyse. Falan. Yazalım. En sert cevap oydu. Yani gazetecilerin bunu aklına sokması lazım. Ben 10 numara oynamıyorum. Benim 8 numara 10 oynuyorum. 10 yazıyorlar. Ve ben Galatasaray'dan gol atmak için para almıyorum dedi. Tabii onu burada söyledim. Ama bak işte hep yönetimlerin hatası. O dönem Belhanda transfer edilirken de takım kurgusunda 10 numara olarak transfer edilmemiş. Hı hı. Tamam mı? Ama kimin yerine geldi Belhanda? Schneider. Tamam mı? Sen bu adamı hem Belhanda'yı öyle bir lanse ediyorsun ki biz bunu Schneider'ın yerine aldık diyorsun. Bir de üstüne 10 numarayı veriyorsun, sırtına giydiriyorsun. O zaman bu algının üstüne Hacı bile demiş işte. Hacı'ya soruyorlar. Şey sence diyorlar Belhanda iyi mi kötü mü işte nasıl? Kaç gol kaç asist yapmış 10 numaradan ben ona bakarım diyor. Geçen sene halbuki evet Belhanda çok haklı. Belhanda
10 numara pozisyonda oynar. Çok az belki birkaç maçın bazı bölümlerinde. Montpellier'de oynuyordu bir de. Bunun çıkışı şey ya. Evet. Çıkış noktası o. Galatasaray'a geliş şekli o. Ama sahada evinde verilen rol hiçbir evinde zaman 10 numara olmadı. Tabii. O kadro dışında hiçbir zaman Montpellier dışında o verimliği sağlayamayan ama işte o bahsettiği Neşarke'de, Nekiyev'de. Bahsedilen durum üzerinden de bunu nasıl anlatacağız tek tek herkese? Sezon devam ediyor ki bir bakıyorsunuz 3 asisti var ilk yarı boyunca. Golü yok. O zaman problem oluyor. Ya daha fazla asist yapabilir. Daha fazla gol i̇şte atabilir. Daha fazla ceza sahası. Yani şimdi Tolgay da 8 numara gibi oynadı. Tolgay'ın ama bu performansını biz kötü olarak değerlendiriyoruz. Evet. Olmayacak. Biraz olmayacak da beklentilerle gibi alakalı. Neyse olacak ama gibi değil de diyoruz netice yani itibariyle tekrar başa dönecek olursak. Eğer Galatasaray Belhanda'yı satarsa bilmiyorum iyi bir alternatifi var mı? Şampiyonluk yarışta çok çok geriye düşer. Ben de 9 milyon euro seviyeleri gelmişken başka alternatifi yok. Kabul ediyorum. Gidecek gibi gözüküyor eğer. Şu orası yıllık ücretinde anlaşmaya çalışıyormuş. Galiba 5 milyon euro falan önerilmiş ama. Oyuncu da öyle bir şey alırsa zaten koşa koşa gider. Son kontratını yapacak artık galiba. 3 yıl yapsa 5 milyonlar 15 milyon euro.